Kais el Harrani Hazretleri 1. bölüm Harran'da yetişen evliyanın büyüklerinden ariflerin ileri gelenlerinden ismi Hayat bin Kais bin Kahal bin Sultan el Ensari el Harrani'dir. Urfa'ya bağlı Harran kazasında doğup yetiştiği için Harrani nisbeti ve Şeyhül Kıdve lakabıyla meşhur oldu. Doğum tarihi hakkında kaynaklarda bir bilgiye rastlanamamıştır. Ömrünün 50 senesine yakınını Harran'da geçirmiş büyük bir velidir. Uzun süre Hüseyin el-Bevari Hazretlerinin sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yetişti. İnsanlar yüksek hallerin ve kerametlerin sahibi olup ehliyeti, ihlası, iffeti ve dinine çok bağlı olan bir zattı cömertliği ile meşhurdu. 581 Miladi 1185 yılında orada vefat etti. Harran'ın dışına defnedildi. Kabri ziyaretçilere açıktır. Evliyanın büyüklerinden birçoğu onun hallerini beğenip söylediklerini tekrar etmişler ve birçok alim de onun büyüklüğünü her vesileyle dile getirmişlerdir. Alim ve cahil herkes ondan istifade etmiş Harran halkının başı sıkıştığında doğruca ona koşmuştur. Sultan Nurettin Zengi onu ziyaret edip Hristiyanlara karşı yaptığı cihatta azim ve gayretini kuvvetlendirirdi. O da onun muvaffak olması için dua ederdi. Sultan Selahaddin Eyyubi de ziyaret eder, ondan dua isterdi. Duasını alarak yaptığı harbi kazanırdı. Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, iyilik sevgi kazandırır, kötülük düşmanlığa sebep olur, münakaşa etmek düşman kazandırır, uymak, itaat etmek dostluk meydana getirir, doğruluk itimat kazandırır, emanete riayet kalp huzuru meydana getirir, adaletli olmak kalpleri toparlar ve sevgi doldurur. Zulüm parçalanmaya, bölünmeye götürür. Güzel ahlak, muhabbete, kötü ahlak, insanların uzaklaşmasına sebep olur. İyilik ve cömertlik, dostluğa, cimrilik, yalnızlığa götürür. Kibirlilik, hiddet, tevazu, yükseklik kazandırır. Cömert olmakla kişi övülür, methedilir. Cimrilik, kötülenmeye götürür. Gevşeklik zayi olmaya, ciddiyet işlerin düzenli yürümesine götürür. Aldanmak ve gaflet pişmanlık sebebidir. Sağlam tedbir almak ele geçen nimetin devamına sebeptir. Acele etmek sizin istenen şeyler kolay ele geçer. Konuşmayıp susmakla heybet husule gelir. Faydalı olmayanı terk ile fazilet kazanılır. Her şeyin sonuna bakarak iş görmek kurtuluştur. Yumuşak olmayan pişmanlık çeker. Sabreden kazanır, susan selamet bulur. Korkan çekinir, ibret alan ileri görüşlü olur. İleriyi gören anlayışlı olur. Anlayan bilir. Kendi arzu ve isteklerine uyan sapıtır. Pişmanlık acele ile beraberdir. Selamet acele etmemekle beraberdir. İyilik eken neşe ve sevinç biçer. Akıllı kişiyle arkadaşlık eden saadete kavuşur. Cahilin arkadaşı yorulur. Bir şey bilmiyorsan onu sor. Yanıldığında ondan dön. Kötülük yaptığında pişmanlık duy. Bir şey verdiğinde bol ver ki iyiliğin bol olsun. Kızıp öfkelendiğinde yumuşaklık göster. Çalışmak muvaffakiyetin sebebidir. Çalışmakla başarıya kavuşulur. Kalpler bir kaba benzer. O kalplerin en hayırlısı içinde hayır olanıdır. İlim mal ve mülkten hayırlıdır. İlim seni gözetir, korur. Sen malı gözetirsin. İlim öğrenmekle çoğalır. Mal vermekle azalır. İlim hakimdir. Mal gözetilmeye mahkumdur. İlim aşkı ibadet olup onun ile Allahü Teala'ya nasıl ibadet edileceği öğrenilir. Hayattayken ilim ile taat ve ibadet yapılır. Mal sahipleri daha hayattayken ölmüşlerdir. Alimler her zaman bulunacaktır. Onların sevgisi kalplerdedir. Alimin vefatıyla ilim yok olur. Onun için alimin ölümü alemin ölümü dendi. Bilmelidir ki Müslümanlara ve bütün insanlara nasihat etmek, doğruyu göstermek ve öğretmek peygamberlerin sünnetidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerini nasihat edici olarak gönderdiğini bildirdi. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir buyurdu. Müslümanlara nasihat, onlara şefkatli olmak, büyüklerine hürmet ve hizmet, küçüklerine merhamet göstermektir. Onların sıkıntılarını gidermek ve kendilerini saadete çağırmaktır. Bütün insanların İslamiyeti sevmeleri için nasihat, onları imana davet etmek ve küfrün kötülüğünü anlatmaktır. Hazret Ömer buyurdu ki: Kusurlarımı bana gösteren kişiye Allahü Teala rahmet etsin. Kişinin beğendiği şeyi başkası için de beğenmesi güzel olur. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Güzel bir abdest alanın hataları, küçük günahları bedeninden hatta tırnaklarının altından dökülür abdest üzerine abdest alan kimseye on hasene yazılır. Namazdan bir rekate yetişen kimse, namaza, cemaate yetişmiştir. On iki rekat olan kuşluk namazını kılana, Allahü Teala cennette altından bir köşk bina ettirir. Bir kimse, Ramazan orucunu tutar. Sonra ona, şevvalden altı gün daha oruç ilave ederse, bütün sene oruç tutmuş gibi olur. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen kimse beni incitmiş olur. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye Allahü Teala cehennemi haram kılar. Karşılığını Allahü Teala'dan beklediği halde Allah yolunda başı ağrıyan kimsenin bundan önceki günahları affolur. İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Kim cennet bahçelerindeki nimetlere kavuşmak isterse Allahü Teala'nın zikrini çok yapsın. Cuma günü veya gecesi ölen kimse kabir azabından korunur. Can boğaza gelmeden tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle tefsir eden kimse isabet etmiş olsa dahi hatalıdır. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta imanı bozar. Benim mescidimdeki namaz Mescid-i Haram müstesna diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Cebrail aleyhisselam komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki komşu komşuya varis kılınacak zannettim. Allahü Teala Lut kavminin yaptığı işi yapan topluluğa lanet etsin. Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. En üstün zikir la ilahe illallah söylemektir. En üstün dua elhamdülillah'tır. En üstün amel, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Hayat bin Kays el-Harrani hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. Oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle anlatır. Şeyh Zegib er-Rahbi, babamın ziyaretine gelmişti. Babam ise sabah namazından sonra evinin kapısında oturmuş, kendi işiyle meşgul oluyordu. Zagi̇p el-Rahbi er gelip kapının diğer tarafına oturdu. Babam onunla hiç konuşmadı. Şeyh Zagib, buna alındı ve içinden ta rahabeden geldim de bana hiç iltifat edip konuşmadı. Hiç böyle olur mu diye düşündü. Babam ona hemen şöyle seslendi: Benim hakkımda kalbinden geçirdiğin şu itirazından dolayı sana bir zarar geleceğinden korkuyorum. Bunun dış azalarında mı yoksa iç azalarında mı meydana gelmesini istersin? O da dış azalarımda olsun deyince babam elini uzattı. O anda gözlerinden bir tanesinin şekli ve yeri değişip rahatsızlandı. Adam kalkıp hürmet gösterdi ve oradan ayrıldı ve memleketi olan Rahabe'ye döndü. Birkaç sene sonra kendisine bir yerde tesadüf ettiğimde gözünün iyileşmiş olduğunu gördüm. Sebebini sorunca bir zikir halkasına iştirak ettim. Orada babanızın talebelerinden biriyle görüştüm. Ellerini hasta gözüme koyunca hemen iyileşip eski haline döndü diye cevap verdi. O gün baban benim gözüme parmağıyla işaret ettiği zaman kalp gözüm açılmış, onun feyziyle birçok garip şeyler görmüştüm. Hayat bin Kays el-Harrani hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, kim kalbini tamamen dünya sevgisine kaptırırsa, üç şeye müptela olur. 1- Yorgunluğu bitmeyen çırpınma. 2- Ne kadar kazansa doymayan hırs, tamah. 3- Bitmeyen emel ve arzu. Dünya hem taliptir, insanı kul eder, hem de matluptur, insana hizmet eder. Kim ahireti unutur, dünyaya talip olursa, ahiret onu talep eder ve onun canını alır. Kim de ahireti isterse, rızkını bitirip ölünceye kadar dünya ona hizmet eder. Allahü Teala kendisine gerçek manada bağlanıp ibadet eden kulunun bütün ihtiyaçlarının sebeplerini yaratır. Onu beklemediği yönden rızıklandırır. Kim de kendini tamamen dünyaya kaptırırsa, onu dünyaya kul eder. Azabını, kudret ve azametini düşünerek, allah Teala'yı zikrederken, gözlerinden yaş dökülen kimseye, kıyamet gününde azab edilmez. Üç kimsenin gözleri, cehennem ateşi görmez. Bir, gazada nöbet tutan göz, 2. Allah korkusundan ağlayan göz. 3. Allah'ın bakılmasını haram kıldığı şeylere bakmayan göz. Resulullah Efendimizin mübarek ahlakını, yaşayışını iyi tanımalı ve gücümüz yettiğince onun sünnet-i seniyyesine uymalıyız. O serverin yaşayışını, üstün ahlakını, yemede, içmede, giyimde, kuşamda, uykuda ve uyanıklıktaki mübarek sünnetlerini, hastalıklarındaki adet i şeriflerini, tavsiye buyurdukları ilaçları, bizzat başvurdukları tedavi usullerini mübarek zevcelerine, eshab-ı kirama ve düşmanlarına karşı davranış ve muamelelerini iyi öğrenip bunu tatbik edince insan tam anlamıyla mes'ud ve bahtiyar olur. Ebedi saadete kavuşur. İlmi çalışma ve araştırmalarınıza ara verdiğinizde ibadeti Allahü Teala'nın zikrini arttırıp ibadetlerinizi vaktinde yapınız. Çalışmalarınız ibadetlerinizi vaktinde yapmaya engel olmasın. Uykuya varacağınızda Allahü Teala'yı tesbih ediniz. Dünya işlerinizde başarılı olup da sevinecek olursanız hemen ölümü hatırlayın. Dünyanın aldatıcı görünüş ve zinetlerine kapılmayınız. Üzüleceğiniz bir şey olunca da Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağınızı düşünün. Gaflete daldığınızı fark edince hemen istiğfar edin. Her an ölümle burun buruna olduğunuzu unutmayın. Araştırmalarınızın ahiretlik olmasına çalışın. İlim ve takva, haramlardan ve mekruhlardan sakınmak sizin için ahiret azığı olmalıdır. Dünyalıklar elinizden çıkınca hiç üzülmeyin. Çünkü onlara bulaşırsanız alim olamaz, Allahü Teala'ya ibadet edemezsiniz. Servet sahibi olanlardan ilimde yüksek derecelere kavuşanlar pek azdır. Zenginlerden ancak ve ancak şerefli, himmeti çok yüksek ve sağlam olanlar ilim sahibi olabilmiştir veya ilim tahsil ettikten sonra zengin olmuşlardır. Malayani'den uzak durunuz gereği kadar konuşunuz. Söz sırası size gelmeden hiçbir zaman konuşmayınız. Çok gülmekten ve konuşmaktan uzak durunuz. Özlü, hikmetli söz ve nasihatleri daima hatırınızda tutunuz. Güzel şiirleri ezberleyiniz. Yatağa girdiğinizde kendinizi iyice hesaba çekin. Hayır ve iyilik işledinizse Allahü Teala'ya şükredin bir günah ve kusur işledinizse, tövbe istiğfar eyleyin. Bir daha aynı günah ve kusuru işlemeyin. Yarın yapacağınız işleri güzelce planlayın ve Allahü Teala'nın yardımına güvenin. Ondan isteyin. Konuşmalarda, ilmi tartışmalarda sözleri yanlış anlamaktan, karşınızdakine eziyet ve hakaret etmekten son derece sakının. Çünkü bu kötü bir huydur ilminizin, sözünüzün tesirini, güzelliğini giderir, muhabbeti azaltır, hürmetsizlik ve saygısızlık doğurur. Dünya kirinden temizlen, arzu ve isteklerine meylettiğin zaman onu tövbeyle düzelt. Allahü Teala'nın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Sevaba kavuşamayacağın yere ayağını koyma. Günah işlemeyeceğin yere otur. Başka yere oturma. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmakta, yardım isteyeceğin kimseden başkasıyla oturup kalkma. En güzel nasihatçi seni Mevla'ya sevk edendir. Kendisi hatırlanınca Allahü Teala'yı hatırlatanlarla beraber ol. Sevgili Peygamberimiz çeşitli hadis-i şeriflerinde buyurdular ki: Size cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi? La havle ve la kuvvete illa billahı çok söyleyiniz. Allahü Teala'ya en sevimli söz Sübhane Rabbi ve bihamdihidir. Kişinin çocuğunu terbiye etmesi bir sağ sadaka vermesinden daha iyidir. Allahü Teala'nın rızası babanın rızasındadır. Allahü Teala'nın sahtı gazabı babanın kızmasındadır. Gizli olarak yapılan dua, açıktan yapılan yetmiş duadan hayırlıdır. Haram olan bir kuruşu sahibine geri vermek Allahü Teala'nın katında kabul olmuş yetmiş hacca eşittir. Oruçlu kimsenin ağzının kokusu kıyamet gününde Allahü Teala'nın katında misk kokusundan daha hoştur. Hastayı ziyaret eden Cennet sokaklarından bir sokaktadır. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Şirkten sakınınız. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Bana salat okuyunuz. Duada gayret ediniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed deyiniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed deyiniz. Allahü Teala'dan faydalı ilim isteyiniz, faydasız ilimden Allahü Teala'ya sığınınız. Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Çünkü ben günde yüz kere tövbe ediyorum. Cuma günleri kim bana çok salatü selam okursa, Hak Teala onun yüz ihtiyacını giderir. <laughs>